Merhaba arkadaşlar. Bugün size 3 önemli kitabı tanıtacağım. İlki bir Orta Çağ felsefesi, Orta Çağ İslam felsefesi klasiğiyle ilgili. Bu elimde tuttuğu mesaj Farabi'nin 2 temel eserinin çevirisini içeriyor. Birincisi Kitabul Fasl fil Hikme, diğeri ise Uyunil Mesail fil Mantık ve Mabadil Felsefetül Kadime diye. İlk metin felsefenin temel önermeleri diye Türkçe'ye çevrilmiş. İkinci metin ise mantık ve eski felsefenin ilkeleri konusunda sorunların kaynakları şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Kitabın çevirmeni İslam felsefesi tarihi uzmanı olan Profesör Doktor Mehmet Dağ. Kitabın şöyle bir özelliği var. Farabi'yi tanıtmak için Farabi'nin genel felsefesiyle ilgili oldukça nitelikli bir giriş yazısı kaleme alınmış. Dolayısıyla Farabi'nin düşüncesinin köklerini, Farabi'nin sistemini görmek bakımından hakikaten metin okunmaya değer. Çevirilerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Çevirinin şöyle bir özelliği var açıkçası. Bu felsefenin temel önermeleri mesela ilk kitap, yani Kitab-ül Fusus-ül Filikme. Önermeler halinde kaleme alınmış. Temel önermeler halinde kaleme alınmış. Ve her önerme Türkçe'ye oldukça yetkin bir dille çevrildikten sonra her önermeyle ilgili dipnotta Farabi'nin ve Orta Çağ İslam felsefesinin genel nitelikleri de dikkate alınarak bir yorumu ortaya konmuş. Bu yorumların aynı zamanda İslam felsefe tarihinin eleştiri süzgecinden geçirilmesi bakımından da burada sunulan yorumların önemli olduğunu söylemek gerekir. Hele bizim gibi kültürlerde eleştiri geleneğinin ve genelde es geçildiği kültürlerde eleştirel bir nosyonla kaleme alınmış metinleri önemsemek gerekiyor. Aynı şekilde Uyunil Mesail fil Mantık ve Mebadiyel Felsefe el Kadime, yani mantık ve eski felsefenin ilkeleri konusunda sorunların kaynakları adlı metin de önermeler halinde. Bu ikinci metin ilgi çekici gerçekten. İkinci metin sanki Orta Çağ İslam felsefesinin genel bir özetini sunuyor. Yine Mehmet Dağ Hoca her önermenin altında geniş, ufuk açıcı yorumlar yapmış gibi gözüküyor. Kitap yeni çıkmış bir kitap. Çıkalı sanırım bir hafta falan oldu. Bana da yeni ulaştı. Kitabın kapak sayfasında şöyle bir şey yazıyor. Dolayısıyla tanıtıcı olduğu için onu da sizinle paylaşmak isterim. Elinizdeki bu çalışmada Farabi'ye ait olduğu ileri sürülen iki yapıtın notlarla birlikte çevirisini bulacaksınız. Bunlardan felsefenin temel önermeleri başlığı altında çevrilen ilki Farabi'ye ait olduğu en çok tartışılanıdır. Bazı belirtilerden hareket eden Cer yapıtın Farabi'nin öğrencilerine, Pines ise İbn-i Sina'ya ait olabileceğini savunmuştur. Birinci yapıt, yani felsefenin temel önermeleri, daha çok tasavvufi ilahiyat üzerinde yoğunlaşır. Burada ana konu bir varlık kuramı oluşturmak ve bu kuram sayesinde insan dahil tüm nesneler dünyasını açıklamaktır. Bu açıklamada varlık ve öz ayrımı üzerinde durulduktan sonra zorunlu varlık olarak nitelenen Tanrı'nın olumsal varlıkla ve insanla ilişkisi önemli bir yer tutar. Evren Tanrı'nın bir açınlanması olarak görülür. Bu açınlanmada insan Tanrı ile tek bağlantı kurabilecek varlık olarak değerlendirilir. İkinci yapıt çok kısa bir Orta Çağ felsefesi örneğidir. Dönemin deyişiyle mantık, ilahiyat ve tabiat bu ikinci yapıtın ana konularıdır.
mantıkta kavram ve önerme konusu ele alındıktan sonra varlıklar konusuna geçilir. Burada bir varlıklar sınıflaması yapılır. Olumsal ve zorunlu varlık, akıllar, gök küreleri, bunların zorunlu varlıktan çıkışı üzerinde durulur. Son olarak tabiatın ana konuları olan madde, suret, hareket, mekan, gök küreleri, bunların yersel nesnelerin oluşumundaki etkileri, dört gök, insan ve yetileri ele alınır. Öyle görünüyor ki bu yapıt kendi dönemi için bir er kitabı niteliği de taşır. Bu anlamıyla yapıtın hem Farabi'nin anlaşılmasında hem de Orta Çağ, genel olarak Orta Çağ, özel olarak da Orta Çağ İslam felsefesinin anlaşılmasına önemli bir katkı sağladığını söylemek gerekir. Bu klasik metinlerin dilimize yetkin bir Türkçe ile aktarılmasının önemini ne kadar dile getirsek azdır diye düşünüyorum. İkinci yapıtımız Hans Reinbach adıyla yayınlanmış Fizik Felsefesine Giriş, alt başlık ise İstanbul Konferansları. Hans Reinbach Türk felsefe tarihi açısından gerçekten önemli bir filozof. Neden önemli? Çünkü biliyorsunuz 1933 üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde bulunmuş, hocalık yapmış, ders vermiş. Biliyorsunuz Hans Reinbach Yahudi kökenli olduğu için Hitler'in baskısı altında kalınca Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de bir süre yaşamını sürdürmüş, hocalık yapmış. Sonra da hepinizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş. Kitabın çevirmenleri Nusret Hızır, Halil Vehbi Eral, bu zaten konferanslardan oluşuyor. Konferansların çevirmenleri bunlar. Derleyen ve yeni hazırlayanlar ise Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden sevgili dostum Remzi Demir ve yine sevgili dostum İnan Kalaycıoğulları. Ve metnin içeriğine göz gezdirdiğinizde dilinin sadeleştirildiğini ve anlaşılırlığının kolaylaştırıldığını söylemem gerekir. Kitabın içeriğine bakalım. Felsefe ve birinci bölüm, yani giriş bir sunuş yazısı var. Bu sunuş yazısını Remzi Demir ve İnan Kalaycıoğulları kaleme almış. Sunuş yazısında açıkçası Hans Reinbach ve Hans Reinbach'ın Türk felsefesi ve bilim tarihi açısından önemine değinilmiş. Sonra birinci bölümde felsefe ve doğa bilimleri, ikinci bölümde doğa yasası meselesi, üçüncü bölümde Descartes ve rasyonalizm, dördüncü bölümde Hume ve duyumculuk, beşinci bölümde Kant ve eleştirel felsefe, altıncı bölümde nedenselik ve tümevarım, yedinci bölümde modern fiziğin felsefi anlamı yer almaktadır. Bir de kitapta ek vardır. Ek Remzi Demir'e ait bilim felsefesinin Türkiye girişi ve Hans Reinbach başlığını içermektedir. Bu eserde yer alan derlenmiş bir araya getirilmiş şeyler Hans Reinbach'ın genelde İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreninde ve çeşitli münasebetlerle Türkiye'de yaptığı konuşmaları içeriyor. Bu konuşmaları Hans Reinbach'ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu adlı eseriyle karşılaştırdığınızda ilginç bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmem gerekir. O husus şu, gerçekten bilimsel felsefenin doğuşuyla burada sunulan metinlerin içerikleri arasında büyük ve çarpıcı bir benzerlik var. Bu şunu gösteriyor, Hans Reinbach'ın felsefe dünyasındaki tanırlığını artıran en önemli eserlerinden birisinin, yani bilimsel felsefenin doğuşunun Türkiye'de altyapısının Türkiye'de, Reinbach Türkiye'de çalışırken oluşturmuş gibi gözüküyor. Zaten kitabın arka kapağında da şöyle bir not düşünülmüş. Ünlü bilim felsefecisi Hans Reinbach, Nazi Almanyası'ndan kaçarak Türkiye'ye gelen en önemli isimlerdendir. Bilimsel felsefenin doğuşu eserinin ön hazırlıklarını Türkiye'de yapmış ve kitabında yer verdiği bilimsel felsefe, nedensellik ve fizik felsefesiyle ilgili düşüncelerinin bir kısmını bu üniversite konferanslarında sunmuştur. Fizik felsefesine giriş, İstanbul Konferansları başlıklı bu kitap, bu konferansların bir araya getirilmesiyle oluşan bir seçkidir. Bu seçkide fizik felsefesinin temel konuları, fizik felsefesinin evriminde ve modern fiziğe geçişte Descartes, Kant ve Hume felsefesinin rolü ele alınan temel konulardandır diyor. Hans Reinbach'ın bu metninin başka önemi,
30'lu yıllarda Türk üniversitelerde açılış konuşmalarının ve konferansların ne kadar bilgi içerikli dolu, bilime ne kadar bağlı olduğunu görmek açısından da önemli. Tabii Reinbach biliyorsunuz Einstein'ın da dostu. Einstein'la mektuplaşıyor. Türkiye'de çalışırken de mektuplaşmış. O dönemdeki Türk üniversitelerindeki sorunlara ışık tuttuğunu, bugünkü de hala devam ettiği için o sorunlar, bir pasajını okuyup bu tanıtımı bitireceğim. Şöyle diyor 12 Nisan 1936 tarihli mektupta, Einstein'a yazdığı mektupta. Ne yazık ki burada bulunduğum 2,5 yıl benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buradaki görevimde tam olarak bağımsız olduğum doğru. Tek filozof benim. Fakat buradaki üniversitenin yapılandırılmasında doğa bilimleri bütünüyle felsefeden ayrılmıştır. Neredeyse bugün de öyle. Kürsüm Edebiyat Fakültesi'ne bağlı. Bugün de öyle. Öğrencilerim matematik ya da fizikte herhangi bir temeli olmayan yalnızca edebiyat bölümüne kayıtlı öğrenciler ve bu nedenle kendimi hiçbir şekilde buraya ait hissetmiyorum. Öğretim kadrosundaki eksiklik yüzünden felsefe tarihi dersleri de vermek zorunda olmam aslında çok da kötü değil ama Almanya'da uzun bir süre savunduğum felsefi görüşlerimi zerre kadar ön plana çıkaramamak bana büyük bir acı vermektedir diyor Einstein'a yazdığı mektupta. Evet, bugün de aslında felsefe bölümlerinin ana problematiklerinden birisine hala devam ediyor. Bu yüzden biz de doğa bilimleri geleneğinden yola çıkarak felsefe yapma anlayışının hala oluşmadığını söylemek gerekir. Reinbach sonuçta doğa bilimleri geleneğinden yola çıkarak felsefe yapan bir düşünür. Bugünkü son kitabım, bu haftaki son tanıtacağım kitap, sevgili dostum Ender Helvacıoğlu'nun Uygarlıktan Kurtulmak, alt başlık Uygarlık, Modernite, Marksizm Tartışmaları. Bu Bilim ve Gelecek kitaplığından çıkmış. Bana da imzalayarak gönderdi. Kitap 3 ana bölümden oluşuyor aslında. Sunuş bölümü ilerlemecilik mi, kurtuluşçuluk mu? Uygarlığın akışının dinamiklerini ele aldıktan sonra 1. bölümde tarihe bakışa yöneliyor. Tarihe bakışımızdaki belki sakatlıkları tartışma konusu ediniyor. Bu yüzden özellikle felsefe tarihiyle de ilişkili bulduğum İbn Rüşd, İbn Haldun, Rousseau, Marx, Bacon ve hatta Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli insanların alımlanışının, yorumlanışının ve bu alımlanma ve yorumlanma sürecindeki Ender Helvacıoğlu'nun gördüğü sorunları gündeme getiriyor. 2. bölüm modernite başlığını taşıyor. İlk şey modernite sahibini arıyor. Bununla başlıyor ve görebildiğim kadarıyla iki modernleşme yaklaşımı arasında, yani bir kapitalist modernleşme, bunlar liberal modernleşme de diyebilirsiniz, bir de sosyalist Marksist gelenekten gelen modernleşme. Bu iki modernleşme arasındaki farklar ortaya konuluyor ve kapitalist modernleşmenin bir eleştirisinin de yapıldığına tanık oluyoruz. 3. bölüm ise Marksizm başlığını taşıyor ve bu bölümde de genelde Marksist modernleşmenin artı ve eksi yönleriyle neler getireceğinin analizinin yapıldığına tanık oluyoruz. Kitabın kapak sayfasında ise şu yazıyor. Tarihin gelişimi hangi yöndedir? Uygarlaşma yönünde mi, uygarlıktan kurtuluş yönünde mi? Uygarlaşmaya çalışarak mı uygarlaşıyoruz, yoksa uygarlıktan kurtulmaya çalışarak mı? Uygarlık kurucularının temel iddiası can ve geçim güvenliği gibi uygarlaşarak mı sağlanabilir, yoksa uygarlıktan kurtularak mı? Daha soyutlayarak ve kavramsallaştırarak soralım. İlerlemecilik mi, yoksa kurtuluşçuluk mudur tarihi sürükleyen asıl dinamik? İlerleyerek mi kurtuluyoruz, kurtularak mı ilerliyoruz? Uygarlık kurucu ve geliştirici egemen sınıflar, yani ilerlemeciler, tarihin öznesi gibi görülebilirler. Oysa ilerlemeciliğin öznesi
ezilenlerin uygarlıktan kurtuluş mücadelesidir. Şimdiye kadar hep yıkıcılar, kurtuluşçular, kurucuların, ilerlemecilerin aracı oldu. İnsanlık tam tersini becerdiğinde yeni bir dönem, post uygarlık dönemi başlayacak. Böylece yıkıcı, kurucu, ilerlemeci, kurtuluşçu çelişkisi de son bulacak. Buna tarihin sonu da diyebiliriz. Bu bir hayal mi? Yoksa bırakın hayal mi değil mi tartışmasını, türümüzün devamı için bir zorunluluk mu? İşte okuyacağınız kitapta bu çelişmeli ve çatışmalı süreç ele alınıyor. Modernitenin bu süreçteki en önemli dönemeç olduğu vurgulanıyor. Ve bilimsel sosyalizmin insanlığı geleceğe taşıma potansiyeli tartışılıyor. Evet, bu haftaki size önereceğim 3 kitap bunlar. İyi okumalar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle yeni bir kitap tanıtımında.